Merhabalar dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda senaryoları oynamaya devam ediyoruz. Bugün bu kanala attığım ikinci video olacak arkadaşlar. Dün kanala video atamadım. Öncelikle bunun için kusura bakmayın. Kendimi affettirmek adına istediğiniz bir senaryo olan domuz gribi senaryosunu oynamayı düşünüyorum. Hasta sıfıra influenza A adında yeni bir mutasyonlu virüs bulaştı. 2009 yılındaki biraz ölümcül olan cinsinin bir benzeri. Mevcut antiviral ilaçlar orta düzeyde etkili. Demiş ki 1918 yılındaki İspanyol gribine benziyor. Bakalım oyunu başarıyla tamamlayabilecek miyiz? Çok zor seviyesinde oynuyorum. Şöyle rastgele bir isim seçiyorum. Genlerimi hızlıca gösteriyorum. İlk olarak ATP arttırma genini seçiyorum. Su bonusunu seçiyorum. Sonrasında Darwinci geni çok önemli. Ve burada da şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ekstremofil mi, hidrofil mi? Çok fark yaratacağını düşünmüyorum ama ekstremofil genini seçiyorum ve burada da yayılma maliyetlerini arttırmayacak olan geni seçerek oyunumuza başlıyorum. Yayılma maliyeti benim için önemli olacak çünkü yayılma kısmında bayağı DNA puanı harcayacağız. Hastalığı nereden başlatalım? Hindistan'dan başlatalım. Burada iki tane yeni bulaş yolumuz var. Gördüğünüz gibi bir domuz bir de damlacıklar şeklinde. Şimdi damlacıkları iki seviye yapıyorum. Damlacıkları iki seviye yaptıktan sonra domuz ile bulaşı iki seviye yapabilirim. Burada belirtiler kısmından zaten otomatikman açık olan birkaç tane belirtimiz var. İşte öksürük, zatüre, hapşırma, baş ağrısı, ateş açık olan belirtilerimiz. Burada bulaşı arttırabilmek adına isilik ile yani isilik belirtisini ben kendim yükseltiyorum. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar dün kanala video atamamıştım. Tekrardan kusura bakmayın çünkü dün nöbetçiydim gerçekten. Yani video atacak fırsat bulamadım. O yüzden de bugün kanala ikinci videoyu atıyorum ve beklediğimiz bir senaryo olan domuz gribi senaryosunu oynamayı düşünüyorum. Şimdi burada yetenekler kısmında yeni bir genimiz var. Bakteriyel zatüre. İşte antibiyotiklere karşı direnci geliştirmesine, daha doğrusu antibiyotiklerin etkisinin azaltılmasına sebebiyet veriyormuş. Şimdi ilerleyen zamanlarda ben size bunları açma sıramı tek tek göstereceğim. Değerli vaktinizi daha fazla çalmamak adına hemen iki kat hızlandırıyoruz oyunumuzu. Domuz ile bulaşı bir seviye daha yükseltiyorum. Bu senaryo 1918'deki İspanyol gribine ithafen yapılmış olan bir senaryo arkadaşlar. Hayvancılıkla bulaşı bir seviye yükseltiyorum. Yani bu dünya tarihindeki salgınları okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok ilgi çekici bir konu. Bir o kadar da ürkütücü bir konu. Aslında insanoğlu olarak yani virüs ve bakterilere karşı ne kadar zayıf olduğumuzu gösteren bir durum. Gerçi her türlü sonunda insanoğlu bu savaşları kazanıyor. Koronavirüste de öyle olacağını düşünüyorum. O yüzden umutlarımızı korumaya devam edeceğiz. Şimdi yayılma kısmından su ile bulaşı bir seviye yaptıktan sonra hava ile bulaşı bir seviye yapıyorum. Koma belirtisi mutasyona uğradı. Bu benim ilk etapta isteyeceğim bir mutasyon değil arkadaşlar. Kesinlikle değil. O yüzden bunu hemen düşürüyorum. Çünkü koma belirtisinden dolayı hastalığımız ölümcül olmaya başlayacak ve bir an önce hastalığı tedavi etme yoluna gidecekler. Şu an ben biraz daha sessiz sakin takılmayı düşünüyorum. Şimdi buradan su ile bulaşı 2 seviye yükseltiyorum. Su ile bulaşı 2 seviye yükseltmemin sebebi arkadaşlar işte Grönland. Ondan sonra bu Yeni Zelanda falan buralara hastalığı daha rahat bulaştırabilmek. Hava ile bulaşı 2 seviye çıkartıyorum. Ekstrem bir aerosol ya da kuş ile bulaşı açabilirim. Gelecek DNA puanlarına bağlı olarak ki zaten yayılma kısmındaki bütün genleri açacağımızı düşünüyorum ben. Şimdi hemen buradan ekstrem bir aerosolü açıyorum. Şu an çok güzel bir bulaşıcılık seviyesi yakalamış durumdayız. Ama yeter mi? Yetmez. Daha da arttıracağız. Zaten bundan dolayı yayılma maliyetlerini arttırmayan geni seçtik. Doğru kelimeleri bulmakta birazcık zorlanıyorum.
Birazcık bunda yorgunluğun vermiş olduğu etki de var. O yüzden affınıza sığınıyorum. Şimdi buradan 18 DNA puanımız var. Kuş ile bulaşı bir seviye daha yükseltiyorum. Bu hayvanlar yoluyla bulaşı arttırmamızın şöyle bir avantajı olacak arkadaşlar bize. Hastalık sürekli kendi kendine mutasyona uğrayıp duracak. Gördüğünüz gibi zaten şu an mutasyona uğramaya devam ediyor. Yani biz belirtilere ekstradan DNA puanı harcamak zorunda kalmayacağız. Amanın hepsine yetişemedim. Neyse toplayabildiğim kadarını topluyorum. Bir anda 50 DNA puanı birikmiş bile. Bu arada buraya kadar videoyu izlediyseniz arkadaşlar, yani kanala destek olmak adına videoyu beğenip, tabii videoyu beğeniyorsanız orası ayrı mesele, beğenmiyorsanız zaten böyle bir şey istemiyorum. Burada ilaç direncini ve soğuk direncini bir seviye arttırıyorum. Kanala abone olursanız benim için çok güzel bir destek olur arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı es geçmeyelim. Tamamen ücretsiz bir şey zaten. Yani bu noktada sizin vereceğiniz destek benim moralimi artırıp videolara devam etmemi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra daha da bu hatırlatmayı yapma gereği hissetmiyorum, hissetmeyeceğim. O yüzden bu hatırlatmayı burada bir kere daha yapmış olayım. Şimdi burada arkadaşlar yetenekler kısmından ilaç direncini 2 seviye çıkarttıktan sonra soğuk direncini de mutlaka 2 seviye çıkarmak gerekiyor. Biliyorsunuz Grönland, işte Kanada, Rusya bunlar hastalığı bulaştırmak adına zorluk yaşadığımız ülkeler. Şimdi burada ekstrem zoonoz için 21 DNA puanı gerekiyor. Öncesinde kan ile bulaşı bir seviye yükselttim. Az evvel çok hızlı DNA puanları geldiği için oyunu yavaşlatmıştım ama burada tekrardan oyunu hızlandırıyorum. Akciğer ödemi belirtisi mutasyona uğradı. Çok sıkıntı oluşturacağını zannetmiyorum benim için. Şimdi burada ekstrem zoonozu bir seviye yükseltiyorum. Derken yine oyunu bir nebze yavaşlatmak durumunda kaldım arkadaşlar. Çünkü çok hızlı DNA puanı gelmeye başladı. Şimdi bulaşma seviyesi gayet istediğim bir noktada. Artık kan ile bulaşı da açtıktan sonra yayılma kısmında yapacağım hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Yayılma kısmı bu kadardı. Şimdi yetenekler kısmından tedavi hızının daha yavaş olması adına genetik karışıklığı yükseltebiliriz. Ya da şuradan belirtiler kısmından bulaşma seviyesinin maksimumuna dayamak için gerekli geliştirmeleri yapabiliriz. Ben şu an için bulaşma seviyesini bir miktar daha yukarıya taşımak istiyorum. Şu an tedavi %2 tamamlanmış durumda. Sağlıklı ülkelere bakıyoruz. Tabii ki Grönland, Kolombiya. Gerçi Kolombiya çok sonlara kalmasını beklemediğim bir ülke ama yani Grönland zaten fix biliyorsunuz en sona kalıyor. Derken Grönland'da bir tane gemimiz aheste aheste gitti gördüğünüz gibi. Hemen burada enfeksiyonun bulaşmamış olduğu ülkelere bakıyoruz. Tahmin edin kim var? Tabii ki Karayipler var arkadaşlar. Umarım deniz ile, daha doğrusu deniz ile değil de umarım sınırlarını kapatmadan Karayiplere de hastalığı bulaştırmayı başarırız. Bu sağlıklı ülkeler kısmını kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şundan dolayı kontrol etmeyi unutmayın. Ona göre soğuk direncini ya da sıcak direncini bir seviye yükseltirsiniz. Bu da sizin hastalığı daha kolay bulaştırmanıza yardımcı olur. Şimdi burada zaten yayılma kısmında artık yapacağım bir güçlendirme kalmamıştı. Ama bulaşma seviyesi gördüğünüz gibi maksimumda değil. Hala bulaşma seviyesini artırmak adına belli başlı belirtileri yükseltebilirim. Ya da ben şu an DNA puanımı bir miktar daha saklamak istiyorum. Uykusuzluk belirtisi mutasyona uğradı. Gayet güzel. Bu tedavi hızını bir miktar yavaşlatacaktır. Şu an tedavi hızı zaten %12'lerde. Ve son olarak Karayipler'e de bulaştı artık hastalığımız arkadaşlar. Birazcık rahatlayabiliriz. 72'de DNA puanımız birikti. Şimdi burada tarihi yeniden düzenli isimli bir gen var. Bu gen arkadaşlar hastalığımızın ölümcüllük kazanmasına sebep olacak. Ve gördüğünüz gibi yeni bir gen, daha doğrusu yeni belirtiler açıldı. Bu belirtileri de açtıktan sonra bulaştırıcılığı maksimum noktaya taşıdık. Şu an bütün ülkelere hastalık bulaştığı için ben tüm dünyaya hastalığı yayabileceğimi düşünüyorum.
Ama bir yandan da şu an acaba hastalığı erken mi ölümcül noktaya taşıdım diye de tereddütlerim var. O yüzden de Karayipleri takip etmeye devam ediyorum. Eğer hasta sayısı çok hızlı bir şekilde artıp bu mavi bar şey olmazsa, çok hızlı bir şekilde azalmazsa oyunu kaybedeceğimizi anlayabiliriz. Koma belirtisi mutasyona uğradı. Ölümcüllüğü artıracak bir gen. Ona da çok dokunmak istemiyorum. Çünkü hastalığın şu an bulaştırma miktarı gayet güzel. Görüyorsunuz Karayipler birazdan kıpkırmızı olacaktır diye düşünüyorum. En son Karayiplere hastalık bulaştı diye ben Karayipleri takip ettim ama şu an aslında hastalığın tamamen yayılmadığı diğer ülkeler de var. Şimdi bunları benim takip etmem gerekiyor. Tedavi hızımız da %45'lerde. Hastalığımız mutasyon geçirmeye, daha da ölümcül olmaya devam ediyor. Amerika'nın da tamamı hasta olmak üzere. Kanada bir tık bizi zorlayacağını düşündüğüm bir ülke arkadaşlar. Bakalım Kanada'da seyir ne olacak? Şu an sanırsam Kanada ve Grönland kaldı hastalığın tam olarak bulaşmadığı ülkeler arasında. Belirtiler kısmında kalp kası iltihabı var. Bu ölümcüllüğü bayağı artıran bir genimiz. Yetenekler kısmında şu an için herhangi bir şey yapmayacağım. 52 DNA puanını saklamayı düşünüyorum. Norveç, Kanada gibi. Norveç'te de sağlıklı insanlar varmış. Grönland'da da sağlıklı insanlar varmış. Şu an sanırım sadece Kanada'da sağlıklı insanlar kaldı. Şimdi burada hasta sayımız gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bir yerden sonra ivme kazanarak bütün Kanada'nın hasta olmasını bekliyorum. Şu an dediğim gibi açıkçası hastalığı biraz erken bir ölümcül yaptım şeklinde tereddütlerim var. Umarım öyle değildir. Stalking fırtınası belirtisi mutasyona uğradı. Bu da ölümcüllüğü son derece arttıran bir özellik. Ama bulaştırıcılık da çok fazla olduğu için büyük ihtimalle tüm ülkeyi bulaştırırız diye düşünüyorum. Belirtiler kısmından bulaşma seviyesini daha da artırmak için dizanteri özelliğini açıyorum. Organ yetmezliği belirtisi mutasyona uğradı. O da ölümcüllüğü son derece arttıran bir özellik. Şu an sadece Kanada'da sağlıklı insanlar var arkadaşlar. Kanada'yı takip ediyorum. Şu an dünyaya baktığım zaman zaten dünyanın neredeyse yarısı hastalıktan dolayı ölmüş durumda. Oyunu hızlandırabilirim derken şu an hata yaptık arkadaşlar. Bakın şu an nasıl hata yaptık. Hastalık çok ölümcül bir noktaya ulaştı. Şimdi size burada yani bunu da göstermiş olayım. Bakın gördüğünüz gibi hasta insanlar çok hızlı bir şekilde ölmeye başladığı için şu an hastalığı bulaştıracak insan kalmayacak ve ben bu nedenle oyunu kaybedeceğim. Bunu videolarda hep anlatıyordum ama hiç göstermemiştim. Yani bu videoda bunu da göstermiş olayım. Sonrasında çok hızlı bir şekilde oyunu tekrardan oynayıp kazanmaya çalışalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bu gri nokta mavi noktayı yakaladığı zaman hiç hastalıklı insan kalmayacak. İşte 25 milyonu ölecek ama diğer insanlar sağlıklı olduğu için oyunu kaybetmiş olacağız. Burada hata yaptım. Şundan dolayı hata yaptım. Her zaman kazandığım oyunu atmaktansa bu hata yaptığım oyunu da atacağım. Çünkü şundan dolayı atacağım. Yaptığımız hata şuydu arkadaşlar. Hastalık çok erken noktada ölümcül olduğu için yani bulaşma hızı öldürücülük hızından daha düşük kaldı. Ve bu nedenle de biz hastalığı kaybettik. O son noktaya kadar yaptığım her şeyi aynı bir şekilde yapacağım. Çok hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden oyunu oynayıp bu sefer oyunu kazanacağız arkadaşlar. Bazen oyunu ben de %100 doğru oynamıyorum. Tabii ki benim de hatalarım oluyor. Benim de bazı bölümlerde böyle deneyerek nasıl geçeceğim bu bölümü dediğim bölümler oluyor. Domuz gribi de zaten en nihayetinde zor bir senaryo. Ama az evvel yaptığımız hatayı yapmadan şimdi çok kısa bir sürede oyunu bitireceğimizi düşünüyorum ben. Oyunu kazanacağımızı düşünüyorum.
Zaten eğer şu an izliyorsanız büyük ihtimalle bu ikinci videoda, daha doğrusu ikinci denememizde oyunu başarmışızdır. Çünkü arka arkaya iki kere yani başarısız olduysam kanala atmamışımdır. Ama şu an izliyorsanız dediğim gibi bunu başarmışızdır. Öncelikle dediğim gibi yayılma kısmından bulaştırıcılığı arttırabildiğimiz kadar arttırıyoruz. Az evvelki oyunda şu şekilde yapsaydık arkadaşlar büyük ihtimalle kazanırdık. Stokin fırtınası geni aktif olduktan sonra eğer o geni geri almış olsaydım, organ yetmezliği genini geri almış olsaydım büyük ihtimalle hastalık Kanada'ya da çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayacaktı ki zaten çok hızlı bir şekilde yayılmaya da başlamıştı ama ölümcülük hızı daha yüksek bir miktarda kaldı. Su ile bulaş 2 seviye yaptık. Hava ile bulaş 2 seviye yapacağız. Hayvancılığı 2 seviye yapıyorum burada. Ekstrem bir aerosolü açıyorum. Bunlar yaptığım şeyler zaten. Buraları hızlıca siz de benimle beraber geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kuş ile bulaşı 1 seviye yükseltiyorum. Soğuk direncini ve ilaç direncini artık 1 seviye yükseltmem gerekecek. İlaç direncini buldukları için arkadaşlar hemen ilaç direncini bir seviye yükseltiyorum. Soğuk direncini bir seviye yükselttim. Bir yandan mutasyonlar olmaya devam ediyor. Ölümcüllüğü arttıran mutasyonları bu sefer biraz daha sıkı kontrol etmem gerekecek arkadaşlar. Edeceğim de zaten bir önceki oyunda bundan dolayı kaybettik. Hemen ilaç direncini bir seviye yükseltiyorum. Hızlıca DNA puanlarını burada topluyorum. Kan ile bulaşı 2 seviye yükselttikten sonra artık kuş ile bulaşı da 2 seviye yükseltip zoonetik bulaş formunu açıyoruz. ...60 DNA puanımız oldu bile. Şimdi burada ısı direncini de ben bir seviye yükselteceğim. Çünkü geçen oyunda en sona Karayipler kalmıştı ve bu beni gerçekten zorlamıştı. Tedirgin de etmişti. Bu tedirginliği yaşamamak için ısı direncini de bir seviye yükseltiyorum. Tedavi hızının yavaşlaması için genetik sertleşmeyi 2 seviyeye getiriyorum. Ve burada artık ekstrem zoonoz genini açabilirim. Ekstrem zoonoz genini açtıktan sonra hastalığın hem mutasyon geçirme ihtimali artacak hem de bulaşma seviyesi bayağı artacak derken gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an hastalığın bulaşmamış olduğu bir ülke yok. Buraya kadar çok iyi geldik ve şu an hastalık çok aşırı bir miktarda öldürücü de değil. Şimdi bu hastalıklı ülkelerdeki bütün insanların hasta olmasını bekledikten sonra hastalığın ölümcülüğünü artırabilirim. Bunu da tarihi yeniden yazma geniyle beraber yapacağım. Şimdi koma belirtisi mutasyona uğradı. Ben bu belirtiye şu an çok dokunmak istemiyorum. Çünkü aşırı bir şekilde ölümcüllüğü artıracağını düşünmüyorum şu noktada. Ama bu stokin fırtınası vesaire falan, organ yetmezliği bunlar özellikle ölümcüllüğü çok fazla artıran genler. Ve şimdi tarihi yeniden yazma genini aktive ediyorum. Bu noktadan sonra hastalığın birazcık daha ölümcül olacaktır ama sağlıklı ülkeleri tek tek kontrol edeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bulaşma seviyesini maksimuma çıkarmak için bu gerekli iki geni de açtım. Akciğer kanaması da mutasyona uğradı. Şimdi burada bulantıyı ve ishali de yükselttikten sonra hastalığın bulaş miktarını iyice arttırmış olacağım. Ve bu sayede hasta olan ülkeler yani bütün insanların hasta olmasına sebebiyet verecek bu yaptığım hareket. Şimdi burada sağlıklı olan ülkeleri takip ediyorum. İtalya gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Şu an nerelerde? İtalya'da, Grönland'da, Kanada'da sağlıklı insanlar var. İtalya zaten kıpkırmızı olmuştu. Kanada'ya bakıyorum. Kanada'da neredeyse kıpkırmızı olmak üzere. Ve Grönland'da artık kıpkırmızı olacak. Yani şu an hastalığı bütün dünyaya bulaştırma derdimiz kalmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Grönland'a da bakıyoruz. Grönland'da artık son noktaya gelmiş durumda. Hemen genetik karışıklığı 2 seviye yükseltiyorum. Çünkü tedavi hızı %80'lere kadar dayandı. Ve dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı arkadaşlar. Bu noktadan sonra artık hastalığın ölümcül olması için elimizden geleni yapabiliriz derken zaten Stokin fırtınası belirtisi mutasyona uğradı. Ve bu son derece ölümcüllüğü arttıran bir gen. Tedavi hızı da zaten %60'lara kadar geriledi ve dünyanın şu an %80'inden fazlası ben bu konuşmayı bitirene kadar ölmüş durumda.
Bu şekilde oyunu kazanacağız arkadaşlar. 36-37 DNA puanım var. Şu an bunları harcamama da hiç gerek yok. Ama daha fazla puan almak adına harcayabileceğim bir yer varsa harcayabilirim. Bu şekilde oyunu kazanmış olduk arkadaşlar. Az evvel yaptığım hatayı ikinci videoda yapmadım. Yani aslında ilk videoyu kesebilirdim. Bu arada bütün genler açılmış oldu. Organ yetmez mutasyonuyla beraber. Videonun başını kesebilirdim ama benim yaptığım hatayı sizin de görmenizi istediğim için arkadaşlar videoyu kesmiyorum. Umarım yani sinirlenip ikinci videoya geçmeden oyunu kapatmazsınız. Çünkü ikinci videoda başarıyla bu senaryoyu da tamamlamış bulunduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.